Sevgili seyirciler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim bizler Karadeniz'in köylerini, yaylalarını gezmeye devam ediyoruz. Bugün de Giresun'un Espi ilçesine bağlı olan Yeşilköy'ü ziyaret edeceğiz. Hadi bakalım, sizleri de fazla bekletmeyelim. Haydi gidelim, haydi başlasın. Sevgili seyirciler, şimdi Yeşilköy'de yanımda bir gelin bir de kaynana var. Gülüzar ve Altun Hanım var yanımda. Nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Kaynana Hanım. He, iyiyim. Ses de tam kaynanaya benziyor yalnız. He, iyi. Böyle bir ağalık da var sende. Ağalık da var tabii, eller cepte. He, değil mi? Allah şey diyeceğiz hani. Ya şey diyeceğim sana. He. Saçlarına da gınayı sürmüşsün. He. Kız ne haçak olmuşsun? He, olabilirim tabii. Kocaman da var, kocamana güzel görüneyim diye. Kocamana güzel görüneyim diye yapıyorsun ama. Başkasına bunu. Güzel görünmezdi ki. Kocamana görüncük yine. Kocaman beğeneyim mi seni? Beğeneyim tabii. 50 sene oldu ya bana kocamanla bir araya birilerine ne? Kız hatun, seni ben hala seveyim dedim sana. Demez mi? Her zaman. Her hiç. Zaman, her zaman. Her zaman şey yaptı yani. Her zaman der. Şimdi bu yengem gelinin mi? He, bu benim gelinim. Altına bağ. Evet. Nasılsın? İyiyim, çok şükür. Gelin kaynana beraber mi yaşıyorsunuz? He. Çok mutluyuz, güzel. İyi yaşıyoruz. Mutlu musunuz? Mutluyuz. Hiç yemeğinizdi mi birbirinizi? Yok. Yok. Aman. Birimiz evden çıkıp geçsek birimizi arıyor. Vallahi İnan, ya. İnan vallahi böyle. Abi maşallah size ya. Biz öyleyiz. Lan bu gelin kaynana örnek olması gerekiyor. Hanımlar, ablalar izleyin burayı. Çok mu seviyorsunuz birbirinizi? Çok seviyoruz birbirimizi. Ayrılamıyoruz hiç birbirimizden. Oy. Biz birbirimizden memnunuz. Allah razı olsun. Değil mi ya? Maşallah. Kavganız gürültünüz hiç yok, olmadı Allah değil mi? Yok, Allah'a şükür yok. Çok sağ olun sizde. Aman. İyi maşallah. Allah daim etsin. Şimdi Nisan ayındayız. Yağmur ya. He. Şimdi yukarılara da kar düşmüş yeni. Ya kar yağdı. Bir soğuk var şu anda. He, var. Fındığın durumu ne? Yandı mı? Bitti mi? Allah bilir. Biz bilemezdik. Fındığınız var mı? Var bahçemizde ama bilmiyoruz. Don edese yanar, don etmese yanmaz inşallah. Don ettiği zaman bitti. Bitti. Fındık yok. Yoğdu, ölmedik. Allah'a şükür yaşıyor. Allah'a şükür. Tabii ki canım, olduğu kadarıyla zaten şükredip yaşıyoruz ya. İyi tamam anacığım. Ben müsaade isteyeyim sizlerden. Hayır, müsaade senin. Güle güle git. Tamam. Abi bir selam söyleyin ya toruna tamam. Selam söyleyin İstanbul'da rahı arabalarıma. Efendim, şimdi burada bir abimiz var. Poğul mu? Yani mısır mı soyuyorsun dedim. Yok dedi, ufalayayım dedi bağa. Yani ufalamak demek, soymak demek. Şöyle bir ziyaret edelim kendisine. Buyur abi. Allahu Ekber ya. Abi. İsim nedir? İsim Enver Filar. Enver abi. Buyur abim. Ne yapıyorsun hoş sen geldin, şimdi? Geldin. Ben, sağ ol. Ben ufalıyorum abi. Ya arkadaş, buyur mısırın abi. Ben elle soyulduğunu bilirdim de tamam. Şu elindeki alet eski midir? Bu eski alettir, şeydir bu, alettir bu. Eskiden bu bizim burada yoktu. Bu ada pazarından gelmiştir. Biz elde ufalardık eskiden, elde soyardık. Tekrar böyle elde ufalardık şimdi şöyle. Şöyle ufalardık elde. Ben öyle hatırlıyorum, biz de yapıyorduk bunu. Böyle, biz eskiden böyle yapıyorduk. Bu yeni çıktı. Bunu biz ada pazarından getirdik, bir arkadaşım bu. Aldık. Lüks, teknolojiden faydalanıyorsun. Teknolojiden yararlanıyor şu anda. Şimdi daha mı kolay böyle olması? Daha kolay bu. Ben bu dediğim şimdi bir haftada ufaladım, bunu bir günde ufaladım. Bu mesela. Şimdi, bu mısır kuru mısır. Evet, bu kuru mısır. Kuru mısır ekmeği yapacaksın. Evet, demende üyüteceğiz, un yapacağız. Demende üyüteceksin, evet, un yapacağız. Mısır ekmeği yapacağız. Kaç kilo yapıyorsun sen şimdi bunu? Ya, kaç kilo, ne kadar dersi yaparsan abi, kaç kilo dersen. Benim var 2 ton darım şu anda. Hani sana bir un mesela kaç aylık ya şey yapıyorsun kendine? Ben şimdi değmene gidiyorum, üyüyorum 3 aylık. 3 aylık yetiyor sana, mısır ekmeği yapıyorsun. He, mısır ekmeği yapıyoruz. Yarma kırıyoruz. Hayvanlara ne kırıyorsun? Yarma. Yarma kırıyorsun, yarma da yapıyorsun. Yarma da yapıyoruz, hayvanlara yediriyoruz.
Ha sen bunu hayvanlar içinde kullanıyorsun. Hayvanlar içinde de kullanıyoruz bunu. Pay ediyorsun yani. Pay ediyorsun. Hem bana hem onlara hem diyorsun. Ayrım yok. Ayrım yok. Ay, iyi maşallah ya. Zöyle abi. Ne kadar işin var burada senin? Benim abi işim... Sabahtan beri yaptığın hava mıdır ya? Ya abi şu an işte bidonları doldururum. Şu şeyleri doldururum. He. Şeyleri. Üstte burada darım var ufalanacak yine benim. İki, he. Bir günlük diyorum fazla darım daha var ufalanacak. Ufalayacağım bu makinede böyle koyayım makineye. Böyle ufalıyorum. Allah Allah. Kolaylık. En kolaylık en basit şey bu abi bak. Teknoloji bu. Aşağıya iniyor direkt. Aşağıya iniyor bu. Şimdi böyle buradan atıyorsun. Aşağı iniyor bu. Ya bırakmıyor üstünde daha yok. Bu süt tanesini. Yok bırakmıyor bak şimdi soyuyor bak. Görüyorsun abi. Aa bak. Tek tük kalıyor. Bunu da elimizde alıyoruz. Ya böyle. Bunu ben ilk defa görüyorum arkadaş. Tamam ilk kere görebilirsin. Bu yeni çıktı zaten. Eskiden varmış ama bizim burada yoktu bu. Ha yeni burada gel- yoktu. Burada, burada daha yoktu. Yeni keşfedildi. Yeni bu. Geldi buraya. Bu aşağı Allah yukarı Allah. Bir senelik bir şey bu abi. Geleli buraya. Bir çevir bakayım. Evet abi. At abi. Şimdi bu yavaş yavaş böyle. Yavaş yavaş döne böyle. Döne döne. Döne döne alıyor kendisi. Biraz da orada bir sıkıştırma var herhalde. Evet. Darılar şimdi kimisi şey kalın geliyor. He. Bunun şeyine onun için biraz sıkışma yapıyor. Hepsi bir değil. Buradan ayarlama yapıyorsun. Çok kalın olursa burayı açıyorsun. Ha bir de oradan ayar mı yapıyorsun? Tabii sonra? Buradan ayar yapıyorsun abim. Açıyorsun mısırı daha iyi şey yapıyor. Oo tamam. Evet. Efendim şimdi Enver abimizi yalnız bırakacağım. Onu avara tutmayayım. İşini bitirsin değil mi abi? Tamam abi ben işimi bitiririm. Önemli değil benim için fark etmiyor abi. İyi hadi bakalım. Efendim bizim de Yeşilköy gezimiz hızla devam ediyor. Hadi bakalım. Çalıştı diye diye düştüm yollara düştüm. Çalıştı diye diye düştüm yollara düştüm. Ander kalsın sevdası bak ne yollara düştüm. Ander kalsın sevdası bak ne yollara düştüm. Al aşağı vur dizi baban görmesin bizi. Baban görürse bizi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. Onu niye attın oraya o anahtarı? Sefa geldin. Anahtar istediler benden ya. Hanımım orada. Hanım burada da anahtar istediler. Fırsatı anahtarı oraya. Ne yapayım ya? O senin kadar korkanı görmedim ha. Korkayım değil mi? Ola acayip korkarım ha. Şey diyeceğim sana. Tamam. Herif. Abi hoş geldin. He buyur. Sağ ol Allah razı olsun. Herifsin sen de ha. Hem de sapına kadar. Sapına kadar. Keyfanın ama geldi. Duymasın. Duymasın ama mı? Hanım duymasın. Niye? Abi. Ula yine de korkayım ha. Sen hiç keyfanı diye çağırmıyor mu? Şimdi bak. Bir şey sordum sana. Önce onu söyle sonra konuş. Kevan diyorum. Keyfanı diye çağırıyor mu? Çağırayım çağırayım. Çağır bak. Kevan'ı. Bu. Bak görüyorsun işte daha bak. Keyfanı dedi. Efendim dedi ya. Bizde korku yok. Korku yok. Olmaz keyfanı olmaz. Keyfanı demek kes, ne demekti? Koca karı demek değil mi? Koca da değil ya. Aşağı yukarı 50 yaşından sonra hayır, da öyle sayılıyor. Hayır keyfanı öyle demek değil mi? Ya 50 yaşından sonra da öyle sayılıyor. Ha şimdi diyeceğini de bayın. Ne diyeyim? Bilmiyorum az önce bir şey söyleyeceğim. Şimdi bak dedin. Seni kestim orada sesini. Ne diyecektin? Bir şey diyecek değildim ya. Unuttum ben arkadaş. Biz de nasıl unutuyorsun ya? Bayağı unuttum ya. Şimdi herif sen odununu burada yarıyorsun. Yarayım keseyim odunu. Odununu kesiyorsun. Bu keyfanadan korkuyor musun peki sen? Yok korkma bir şey olmaz bize. Bırak şu işi ya, Allah aşkına. Ya. Karadenizli keyfandan korkar mı ya Allah aşkına ya. Yakışır mı bize Karadeniz diye bu iş? Sen isim ne emmi? Benim ismim Osman Pirar. Osman emmi? Buyurun. Ya yeme beni. Yok abim yok kesinlikle korkuyor bizde korku olmaz. Olmaz abim olmaz. Kesinlikle korku olmaz. Bah. Vallahi olmaz ya Karadeniz'deyiz biz ya. Olur mu? Tamam sana inandım. Ha. Tamam. Sen şimdi daha burada odunların hazır. Gerçi kış bitiyor artık da. Yeyle zamanı geldi. Şimdi biz yeyleye gittik diyor bunlar işte. Ha sen bu odunları al doğru yeyleye. Yeyleye götürüyoruz. Gelir kışın yakarız. Göç geldikten sonra güzün Allah izin verirse. Göçte geleceğiz ya aşağı. Ondan sonra yakacağız. Hadi inşallah. İnşallah. Keyfanı. Yenge. Yenge yün darıyı içeride herhalde. Ne yapayım? Geçelim. Ne yapayım? Yün darıyı yün. Yün mü darı? Yün darıyı ya. Yün darıyormuş yengemiz. Hadi birlikte gidelim. Gidelim gel bakalım buyur. Efendim. Az önce bu amcamızla beraber oradaydık. Odun kesiyordu. Keyfanı diye bağırdık. Ben dedi gelemem siz gelin. Bir geldik ki burada çok acayip işler varmış ya. Şimdi Huri Aba. Efendim. Sen ne yapıyorsun ya? Ben yatak yuğu dediğim. Yatak yuğu dediğim. Evet. Yuğut nedir ya? Yun. Yun dediğim. Evet yun dediğim. Ha. Bunlar yatak olacak. Önceden elimizde didiyorduk. Şimdi he. Makine çıktı. Böyle he. Makineyle katını açıyor. Ne güzelmiş ya bu. He, güzel. Annem önceden yünleri sererdi. Uşaklar oturun bakalım hadi. Bıdık 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 ayırdı bunu. Aynen aynen öyle dedik. Bizim anamız da öyle dedir. Allah rahmet etsin. Allah rahmet eylesin. Ben geçen bugünkü günde düğünüm vardı. Kızıma da aynen cehizleri bundan yaptım. Öyle mi?
Bunun üstünde yatarken daha mı güzel ya uyuması tabii, falan? Tabii daha güzel olur, yumuşak olur, sert yer olur. Yer yatağı olur değil mi bundan yer, bir de? Yer yatağı olur. Bu tabii koyun yünü. Koyun yünü, evet koyun yünü. Şimdi bu, Huriye abi. Efendim. Bununla bayağı bir işim var. Ne kadarlık işim var senin? Şimdi bunu iğneyle 10 dakikada bitiyorum bunu. 10 dakikada bitiriyorsun. 10 dakikada bitiriyorum. Bundan sonra onu bezine koyar. İğneyle sırma yaparım. Bazaların üzerine yaparız ya da divanların üzerine atarız. Şimdi yeni baza çıktı ya. O bazaların üzerine atarız. Yumuşak yine yatarız. Ha. Mesela kızıma 3 tane yaptım bundan. Döşek yapmadım. Sırma diye bazaların üzerine. Ha. Cehiz olarak ondan yaptım. Onları kızıma kullanacak o. Evet. He. Şimdi bir şey diyeyim kulağına. De. Abla yanaş. Sağ ol anneciğim dedi ki. Ben dedi hatun dedi keyfana dedi koca karı dedi. Öyle dedi değil mi? He sen ha. Hakkında ne diyeceğim onun hakkında? Ben onun hakkında bir şey demem. Onu çok sevdiğimi diyeyim. O benim canım ciğerim. Sağ olsun var olsun paşam. İşte. Karadeniz erkeği bu kardeşim. Öyle. Çok elimden tutuyor. Her ya şeylerime yardımcı Allah razı olsun. Değil mi? Heh. Ya Karadeniz'de ya, değil mi? Ben sana kızacak diye bekleyeyim. Bu ben onu çok seveyim, çok bayılayım, hastayım, aşığım ben kocama dedi. Öyle kardeşim sene ya. Sene 73'te evlendik onunla biz. Kaç sene oldu? Bir sefer ne uba bağırdı, ne bağ bir dayak attı, ne bir fıska vurdu. Bak. Üç tane evlat yetiştirdik. Tebrik ederim bu arada. Hani örnek teşkil ediyorsun. Evet. Yani dayakmış mayakmış. Yakışmaz bize. Hayır, hiç yok. Zaten hiç, öyle bir şey olmamış. Bağırma bile bağırmamışsın. Allah razı olsun. Bağırmadı. Allah razı olsun. Bağırmayı çok diyorum. Memnunum. Allah razı olsun. O senin gibi çok, de hem ilk defa gördüm. Hem de halamın oğlu. Halam oğlu. Dayımın kızı dayımın. O siz akrabasınız. Akrabayız ya. Hem de halamın oğlu. O siz hiç kavga etmediniz. Hiç etmedim. Ama inanma ben inanmam. Sorabilirsin. Ha bu mühtülere sorarsın. Bu belki mühtünün hanımına sorarsın. Ha bu daha mühtü kardeşim. Abim yani. Bu da abim sayılır. Baba biz çok yakınız. Siz görücü usulü mü evlendiniz? Ha işte uslularımız çok cahil. Cahilden. 15 yaşında evlendim. Sen 15'teydin sen? Ben de 15'tim. Ben de. 15 yaşında evlendim. 15 sene çocuğum olmadı. He? He. Allah'ın vakti saati sonra oldu. Çok şükür. Rabbim iki kız verdi. Bir oğlan verdi. Oğlum askerliğini bitirdi geldi. Ha şimdi nişan koydum. Maşallah ya. İki tane kızım da bir tanesi Esbiye'de. Adabüklü'yle evli. Bir tanesi de ha şimdi Kızıldereli'yle evlendirdim. O da Esbiye'de. Yani Kızıldereli derken şey anlamayın böyle. Hayır. Honga, yok honga, yok hayır. Hayır. Değil yani. Hayır. Şey Kızıldereli. Burada Kızıldere diye bir yer var. Oradan. He. Hani yanlış anlaşılmasın. He. Sonra milletin aklına ok, hayır. Zıpkın falan gelmesin hayır, yani. Hayır öyle bir şey gelmesin. He. Ya iyi şükür o zaman. Olsun, maşallah ne güzel olsun. Evlendirmişsin güzel çocukları. Nişanlamışsınız. Çok şükür. İyi. Bir haftalık işte kızımız daha. Yani kavama da gelmedi desem öyle. İyi maşallah. He, çok dur. Şükür. Seviyor mu yengeyi seviyor mu? Ulan ne kadar hem de. Ha, bırak Allah aşkına. Ulan tabii ya. Ulan dayımın kızı ya sevmez olur muyum? Sevmesem alır mıyım? Ben olmadan olmayayım. Ya az dur şimdi. Senin gördüğünü öyle söylüyor. Ben onu biliyorum. Ben korkmayayım. Korku işi olmaz bizde dedim hemen. Ulan biz öz Karadeniz'in. Bizde korku işi olmaz. Ya onu bileyim de. Çok seviyorsun yani. O tabii seviyorum. Ben mi yanımda de bakayım. Ama bak bu izleyicilerimiz izliyor. Onlar da şahit olsun. Olsunlar şahit olsun. Sevdi. Söyle bakayım. Ulan seveyim ya. Ben de bizde şey yok. Hatun seni seveyim de. Hatun mu? Sevmesi alır mıydı benim? Ben sana ne diyeyim? Sen dedin bak. Hatun seni seviyorum de bakayım. Ha hatun seni seveyim ya. Ben sevmez olur muyum? Dayımın kızı ya. Öyle öyle. Ben de seni seveyim. Sağ ol. Var ol. Teşekkür ettim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aman da hoş geldin. Sefa geldin. Allah razı olsun. Allah ömrünü bereket versin. Amin. Ya kurban oldum amcam. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Bir saplık takacağım bir kazmaya. Saplık takacaksın. Evet. Bu elindeki ne? Köşe şey mi? Bu rende. Rende diyoruz buna. Evet. Bakayım şuna bir ya. Ver bak. Bana. Efendim. Bakın. Eski yapı. Yani elde yapılmış bir rende. Bayağı da bir zahmetli yapılmış bu iş.
Tabii içinde de bir metali var, kesici aleti var. Onunla birlikte yapıyor. Şimdi. Evet. Sen şöyle sapları mı yapıyorsun? Evet. Hani kendine mi yapıyorsun yoksa yapıp kendime, satıyor musun? Kendime. Kendi işini kendin yapıyorsun. Tamir de ediyorsun. Tabii. Normalde bunun alacak hali bu. Evet, tamam. Şu hale geliyor. Evet, bunu da sen mi yaptın? Evet. Ya sen ne maharetliymişsin böyle ya. Maşallah ya. Dur şunu şöyle koyalım ya. Bu şimdi amcacığım, Mehmet amca, bu ne ağacıdır? Bu meşe dediler buna. Meşe? Evet. Daha mı sağlam oluyor bu? Sağlam olur. Kırılmaya şey fazla şey etmez. Çok dayanıklı. Hemen bu. Kırılmaz yani. Yok, dayanıklı. Kırılmaz. Ya. Daima dayanıklıdır. Bu kestaneyi daha çok tercih etmiyorlar mı bunlarda? Yok, kestane dayanmaz burada. Gerçi kestaneyi de biçimlendirmek biraz daha zordur kesip biçmek evet, değil mi elle? Yönüne geldi mi iyi oluyor zaten. Tabii yönsüzlüğü de var. Yönsüzlüğü de var. Şimdi bu ne kadar zamanını alıyor? Ne zamandan beri çalışıyorsun? Yok ya, yakın başladım da. Yakın başladın. Hoş geldik anacığım, ne haber? Sağ olun, ne haber olsun? Ne yapıyorsun? Habersiz de namaz kılıyordum. Namaz Allah kabul etsin amin, ya. Amin, ya senin amin. Evin böyle eski yapı, ne güzel bir evmiş burası. Öyle mi? Çok tabii önceden canım. Öyleydi ama şimdi ta başımıza iniyor damla. Yok onu bir tamirini falan yapılır bunun da bu halini bozmayın bunun. Çok haccak bir ev, çok zorlu bir evmiş burası. bak gülüyor. Ayağım anladın yapma. Demek istediğimi. Haccak zorlu yani güzel. Nazara gelmesin. Hepsinin neyesi can sağlığı. Can sağlığı olsun. Değil mi? Maşallah. Ayağım yağdı bak pastan bir gün delindi. Ayağım yağdı vakit. Dur. Efendim şimdi Giresun'da tabii şiiri. Güneşte duvar değil de. Ayağım yağdığı zaman yani hava yağdığı zaman, hava bozduğu zaman demek. Neşe veriyor çünkü evin üzerine. Değil mi? Evin üstüne damla indiği zaman. Neşe veriyor. Tam yatma zamanı tam değil mi? Tam uyku zamanı. Tam uyku zamanı o arada. Uykuya tamam lazım. Yatağın üstüne damla. Nasıl? Üstüne. Evin içine mi akıyor? İçine akıyor. Kız ne diyorsun? Vallahi ya öyle, billahi de öyle. Ne yapıyorsun yani? Bak kızı dayım sana. Ahmet mi dayı? Hey. Ahmet mi? Ahi değil. Ahi da ne lüzumu var anlatmaya. Ne lüzumu var anlatmaya. Utanıyor. Ya olur mu utanması ya. Ne alakası? Utanıyor. Yok köydeyiz ya Allah Allah. Olacak öyle. Tabii ki benim çatımdan böyle bir damla akacak. Öyle ya. Rahmet bereketlidir. Neşe olacak. Ondan bir başka bir sohbet doğacak. Tabii. Değil mi? Çok şelale gibi akmasın da içeri. Önemli değil. Tabii. Oraya koyarsın bir tane küçük kap. İdare eder. Zaten çatakları hep kap var. Kaptan taşan. Yapılır. Yatağın o yapılır. Olsun. O yapılır. Yavrunu bak gördün mü? Beni ne kadar sevdi. Dur. Beni ne kadar sevdi. Niye? Onu savunuyorum şu anda. Ya Mehmet amca nasıl anlaşabiliyor musun anacığımla? O çok önemli. Önemli. Nasıl senin için önemli yani, midir? Yani birbirimize. Sevim, biz birbirimize. Yani kucak. Önemli. Ay canına kurban ya. Bundan bile bizim aşkımız diye konuşuyoruz biz telefonda bile. Ne diye konuşuyorsun? Aşkım diye konuşuyoruz telefonda bile. Mehmet amca seni yalnız bırakayım. Evet, az bir dur. Ha bile gel. Ne diye konuşuyorsun sen amcamla? Aşkım diye konuşayım telefonda. Aşkım diyorsun. Ne yapıyorsun aşkım? Ne yapıyorsun aşkım? Ha. Var mı cep telefonu sizde? Var. Bakayım. Telefonumuz var. Bakayım cep telefonuna kız. Bak beline de sarmış. Dur. Bak orada aşkım yazılıdır bak. Ara. Dur. Ara. Dur. Bir saniye hemen bakıyorum aşkım yazılı mı? Aşkım diye mi kaydettin amcamı? He. Dur. Bir saniye. Abla arama da şunu bulayım. Eser buraya yaklaş. bak anacığım ne yazmış bak. Görebiliyor musunuz bunu? Şu anda görünüyor mu bu? Aşkım yazıyor. Allah'ım ya Rabbim bu ne sevgi ya. Çok mu seviyorsun sen eşini? Tabii ya. Kaç sene oldu biz evlenelim. 5 tane kızanımız var. Maşallah. 5 tane çoluğumuz var. Kızan yani kızan Urtuk. 2 tane kızım var. Kızan Urtuk yani çocuklar. Ha. Ben de tercüme ediyorum bu arada kusura bakmayın. Kızan derler bize. Bir köylü havası ya. Ya ben de zaten onu istiyorum ya. Ha. Arkadaş ben köyümün insanını gizliyorum işte. Tabii. Köyümün insanını gösteriyorum. Yani bu memleketin asıl sahipleriyle beraber... Değil mi? Haşır neşir oluyorum. Onlarla tabii, sohbet tabii, ediyorum tabii, ya. Tabii. Sağ ol. Allah razı olsun. Aşkınla mutlu musun? Mutluyum Allah'ın izniyle. Aşkım. Efendim. Aşkım. Bak o da efendim diyor. Aşkım diyorum efendim diyor ya. Tamam abi. Bana bak Mehmet amca az bir bekle. Orada bekle.
Şimdi bak, ben aşkının yanına gidiyorum. Git. Lafımı güle kesme güle. Tamam mı? Güle güle git. Aşkınla biraz konuşayım, gideceğim ben. Konuş. Allah razı olsun bu arada. Şimdi Mehmet amca. Efendim. Telefonuna seni kaydetmiş ki ismin de şöyle yazıyor. Aşkım. Aa, aşkım. Çok sevgili. Hay maşallah size be. Hay maşallah. Öyle abi. Allah nazar değilsin. Amin amin. Bu zamanlarda hiçbir yer ne dövüştük, ne çekiştik, ne dargınlık tuttuk, ne bağlata ettik. Maşallah size ya. Ya mutluluğunuz daim olsun. Aa, tabii mutluluk iş mutlulukta. O, ver şu elini öpeyim ya. Sevgili seyirciler, Yeşilköy bizleri doğasıyla, güzelliğiyle, fazlasıyla büyüledi. Dedim ya sizlere, hava çok soğuk ve şu anda sizler de şahit oluyorsunuz, kar yağıyor. İnanamayacaksınız ama Nisan'ın şu anda kaçı? 22'si, 23'ü diyelim. Şu anda yağmaya başladı bu kar. Zaten yüksek tepelerde şu anda kar var. Ve ispat için de şöyle saçımı göstereyim sizlere. Görüyorsunuz, hafif hafif kar yağışı başladı. Efendim, şimdi sıra yemek faslında. Yeşilköy'ün yöresel yemeklerini tadacağız hep birlikte. Hadi bakalım, bismillah. Gözyaşım nesille su, gözyaşım nesille su. Sevgili seyirciler, Yeşilköy'ün Tepen Kız Mahallesi'ndeyiz şu anda. Görüyorsunuz, burada muazzam bir sofra var. Ve emekli müftümüz Mehmet Bal'ın evindeyiz. Bizleri misafir ettiler. Allah razı olsun kendilerinden. Şimdi... Çok güzel nimetler var burada. Verene anlat şükür. Anlat verene bitmez. Şükür. Verene şükürler olsun. Çok şükür. Çok şükür. Şimdi her zaman programımda dile getiriyorum. Her yörenin, her köyün yemeği, tadı, damak tadı farklı. Şimdi burada mısır ekmeğimiz var. Evet, mısır ekmeğimiz. Önce buradan başlayalım. Efendim. Vazgeçilmezimiz değil mi mısır tabii, ekmeği? Tabii tabii. Pancar çorbamız olsaydı. Pancar çorbamız mı olsaydı? Olsaydı. Pancarımız mı yok? Vardı, acele oldu. Acele oldu. Evet. Allah Allah. Olsun. Olsun. Sarmamız var. Evet, sarmamız var. Sarmamız var. Olsun. Evet. Pancar da yapıldı. Daha bu. Tabii tabii. Tamam tabii, sıkıntı yok. Tabii. Şimdi mısır ekmeği yöreden yöreye değişiyor. Bu biraz daha böyle sık. Değil mi? Evet. Bayağı bir şey yani, aralarında pasta, boşluk pasta, yok. Pasta, kek gibi bir şey. Ha. Güzel. Pasta gibi, kek evet, gibi bir şey. Hamur pişiririz biz. Hamur mayalanır, mayalayıp pişiririz biz. Bir saat, bir buçuk saat falan bekler hamur. Bir buçuk saat bekletiyor tabii, musun mısırı tabii, pişirmek tabii, için? Tabii, tabii. Ondan sonra bir buçuk saat falan bekler. Daha lezzetli oluyor. Evet, lezzetli işte içerileri. Onun için delikli içerileri bu. Hani çok delik yok. Bazı yerlerde mesela bayağı böyle bir kabarıktır. Mayasını, etli, mayasını bayağı bir etlidir yani o ekmeği. Mayasını çok uyardırlar. Heh. Hamur mayasını ondan biraz kabarık oluyor. Ondan mı fark oluyor yani? O yüzden mi oluyor tabii, bu? Maya ne kadar çok olursa maya çok o kadar kabarık oluyor. Kabarık olur. Ama aslında böyle, böyle olur. Tadını da yapmak ya biz, için. Biz böyle yaparız. Değil mi? Evet. Bu şekilde olması daha iyi aslında. Herhalde. Tabii tadına bakacağız. Bunu tereyağıyla yemekte sıcakken inşallah, daha iyi oluyor. Tabii, değil inşallah. Mi? Şimdi burada ne yaptınız bize? Poğaça mı yaptınız? Nedir bu? Pasta mı yaptınız? Bu elmalı pasta. Elmalı pasta. Elmalı pasta. Bunun tadına bakacağız inşallah. İnşallah. Bir tadını alacağız. Şimdi tabii burada önemli olan yiyeceklerimiz bunlar. Bunu elmayı pastayı biliriz. Bizim için evet, önemli olan burada mısır ekmeği, işte dolmamız, turşu kavurmamız bilmem ne. Şu nedir? Bu fasulye yemeği. Fasulye yemeği. Evet. Fırın fasulyesinin yemeği o. Bunu fırın fasulyesinden evet, mi yaptık? Evet. Şeyde fırında kuruttuk onu, kuzenenin fırınında. Karadeniz'de sıklıkla yapılan yemeklerimizden tabii, birisidir. Tabii, tabii. Çok tercih edilen bir evet, yemek. Evet. Çok güzel oluyor. Kışın? Yemeğe. Kışın daha çok tercih ediliyor evet, bu yemeklerimiz. Kışlık zaten. Kışlık yapıyoruz onu. Değil mi? Tabii. Yapması zor kışlık değildir ama. Yok canım, yapması zor değil. Mesela fırınlanmış fasulyeyi şehirdeki ablalarımız bulamazlar. Onlar bilenler buluyorlar. Çok istiyorlar buralarda. Tamam. Peki... Ekranları başında bizleri izleyen ablalarımıza bunu nasıl tarif edebiliriz? Nasıl yapılıyor bu mesela? Ya bunu önceden fırınlarımız vardı mahalle aralarında, taş fırınlarımız. Oralarda toplayıp böyle 70-80 kilo kurudu bunu fırına koyup orada pişirip serip kurutuyorduk. Ama şimdi bunlar yıkıldı, köylerde daha yok. Biz bunları bu kuzenelerin fırınlarında kurutuyoruz buralarda. Normal şey elektrikli fırına da koyabilir miyiz bunu? Koyabiliriz. Olur değil mi? Oluyor. Yapılış aşaması nedir o zaman? Ne lazım buna? Fırınladık fasulyeyi. Yemeğini yaparken mi? He. Yemeğini yaparken buna soğan, baharatı işte biber, bunlarla yapılıyor. Tereyağı, onu, bulguru, tereyağı, tereyağı, bulguru, patates katıyoruz. Heh.
Ondan bir yemek getiriyor. O kadar yani. O kadar. Zorluğu yok. Yok zorluğu yani, yok. Bizim için zor değil. Fırın fasulyesinin tadı lezzeti bir başka. Onu söyleyeyim öncelikle. Yani ızgarada et nasıl pişiyorsa yani fırında da kavrulmuş fasulyenin tadı daha başkadır. Çok lezzetlidir. Sen bizlerdensin ha, biliyordun sana. Biliyoruz tabii. Ben de Giresunluyum. Tabii. Şimdi tabii burada çok ilgimizi çeken yiyecekler var. Şöyle düşürmeden. Şeyden Adanalı bir imamın hanımı Giresun'a gelmişler görev yapmak için. Bizim hanımlar, yerli hanımlar bundan kuru fasulye götürmüşler imamın hanımına. İmamın hanımı bunlar bana soba tutuşturmak için getiriyorlar bu fasulyeydi. Onlar Adanalılar yemesi bilmiyorlar. Sobada kuruluk yapmış, yakmış ya fasulyeleri imamın hanımı. Fırınlanmış fasulyeyi sobada yakmak için mi getiriyor zannetmiş? Evet. Bu öyle zannetmiş. Çıra getiriyor zannetmiş. Yenmez kuru demiş. Bunu bunlar bana kuruluk diye getiriyorlar demiş. Sobada yakmış. Belki televizyon seyrediyse beni de duysun. Sobada yakıyormuş. Evet, sobada yakıyormuş kuru fasulyeyi. Allah Allah. Efendim. Sonradan sormuş şuradaki halka bu ne oluyor? Ben bunu yakıyorum diye de demişler ne ki bu haşlanıp bunun yemeği oluyor. Allah Allah. Bunu da ilk defa duyuyorum bak evet, ya. Evet, biz de Almanya'da duyduk bunu. Aman aman öyle şeylere dikkat edelim. Fırınlanmış fasulyenin değeri çoktur. Evet. Sobada yakmayınız ha. İşte buradan uyaralım. Şimdi bu elimdeki nedir? Bu elindeki buğday yarması. Bundan çorba yapıyoruz. Biz içine beyaz fasulye katıp üzerine yağ döküp yiyoruz. Yağ döküp yiyorsun. Evet. Bayağı bir lezzetli görünüyor. Şu yoğurttan onun, da koysan onun ile de yiyin. Yani yoğurtla beraber karıştırıp yoğurtla, yiyebiliyoruz öyle yoğurtla mi? Yoğurtla ye, sütle ye, yağını yak ye. Hı. Güzel oluyor. İnşallah tadına bakacağız. Tabii burada mercimek çorbamız var. Onları biliyoruz. Pilavımız var. Bunlar bilinen de ben daha çok yöresel lezzetlerin peşindeyim. Bana onlar lazım. Şimdi tabii şimdi şuradaki güzelliğe bir bakın şimdi. Bak, bak, bak. Bak, arkadaşım size göstersin. Köyün en güzel yemeği. En güzel yemeği köyün ve nedir bu? Kavrulmuş turşu kavurması. Turşu kavurması diyelim. Evet, turşu kavurması. Bu turşu kavurması. Şimdi bunun yapılış aşaması zor değildir. Turşuya koyuyoruz. Ya, tabii, devamını bekletiyoruz. Biraz da zorluğu var. Yok değil ama biz alıştık. Bize göre zor değil. Tarladan toplayıp getiriyorsun. Haşlıyorsun. Yuvup yiyip tuzuyla, sarımsağıyla, biberiyle koyuyorsun kablara. Zamanı geldi mi alıp yiyorsun. Zamanı geldiği zaman herhalde. Böyle kışın daha çok kışın, tercih ediliyor. Kışın tabii. Bunu ile yenmeye başlıyor 15 gün sonra. 15 gün sonra tabii, yenmeye başlıyor. Hazır oluyor değil mi? Tabii. 15 güne kadar pişiyor tabii, içinde tabii, yani. Tabii. Bir de şu mısır ekmeğini pişirdin mi bunu ile çok lezzetli oluyor. Şimdi ablacığım bu ne böreğidir? Biraz farklı görünüyor. Su böreği. Bu su böreği mi? Evet. Biraz farklı görünüyor. Neden? Yani şurada böyle bayağı bir kızarıklık yani kötü anlamda demiyorum. Hayır, çok lezzetli görünüyor. Diğerlerinden farklı. Evet. Şunlar nedir ya? Şu çükelik mi var burada? Evet, peynirler. Peynirli şey var onda. Peynir de var, çükelik de mi var? Çükelik de vardır evet. Maydanoz. Başka ne var? Maydanoz var. Maydanoz var. Oo. Pire yağısı var, zeytinyağısı var. Hepsi karışık. Hepsi karışık içinde. Evet, hepsi karışık. İyi maşallah. Tabii burada kara lahana yapanımız yani. Yapanımız da şu kızımız. Öyle mi? Evet. Allah razı olsun. Elinize sağlık. Bu dolma. Bahçe pancarı mıdır? Evet, evet. Kendi tarlamızın pancarı. Kendi tarlanızda. Evet. Ne var içinde, neler koyuyorsun? Hani soğan, pirinç de çok yapılıyor pirinç. Ama bizim buralarda daha çok hani yarma vesaire. Sen ne koydun içine? Biz pirinçle yaptık bunu. Pirinçle yaptık. Pirinçlisi vardır, evet. Hadi onun da bir tadına bakarız. Üstüne de İnşallah. Soğanları koymuşlar. Çok lezzetli görünüyor şu anda efendim. Şimdi tabii... Ya bir de şöyle bir şey var. Bak şimdi burada baklavayı görüyorsunuz şu anda efendim. Bu baklava yalnız çok farklıdır. Öyle pastanelerdeki baklavalar gibi değildir. Ramazan'da, bayramlarda yani bayrama Ramazan'a birkaç gün kala. Efendim bunlar köylerde hanımlarımız hazırlığını yaparlar. Harıl 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 bunun için çalışırlar. Ve 3-4 gün öncesinden değil mi abla? Tabii. Çok da zordur. Çok da zordur bunun yapılışı. Mesela dışarıda alınan hazır baklavalardan farklı özelliği nedir? Ha çünkü çok zahmetli. Çok biliyorum. Sade tereyağı ama evet. Tadı çok güzel oluyor. Evet. Tereyağlı başka margarin falan yok. Siz kaç kat yapıyorsunuz mesela bunu? 15'er yapıyor. Bu kızımız yapıyor onu da. Öyle mi? Evet. Ablamız yaptı. Evet. Allah razı olsun. Evet. Çok sağ olun. Elinize sağlık. Günlerimizde, bayramlarımızda, her şeylerimizde bu yapıyor. Hay maşallah. Evet. Ne güzel ya. Amara, Allah razı amara olsun. Amara kızımız farklı olması bizim kendi fındığımız. Kendi yaptığımız, kendi fındığımız. Şimdi diyorsun ki işte yapıyoruz ama içine evet, koyduğumuz evet, fındık evet. Da Giresun'un has tabii, fındığıdır. Tabii evet, tam bizim kendi fındığımız. Değil mi? Giresun fındığı da meşhurdur zaten tabii, dünyada yani tabii. Bilinen bir fındık. Onu da kullanıyorsun burada. İyi bol, maşallah. Bol koyuyorsun. Şimdi
Efendim tabii burada şey de var. Sirun da var değil mi? Evet, sirun. Sirun'u zaten izleyicilerimiz az çok bizim sayemizde öğrenmeye başladılar. Değil mi? Sirun'u artık tanıyorsunuz. Burada. Birazdan da tadına bakalım evet, onun da. Ve evet, burada yoğurdumuz var. Yoğurdumuz var. İnek sütümüzden sanırım bu da. Maşallah. Tabii kendi sütümüzden, kendi hayvanlarımızın. Maşallah. Şimdi efendim. Konuştuk, ettik. Az çok şu sofradan sizlere bir şeyler gösterebildik. Artık bunun tadına bakma zamanı. Afiyet. Hadi bakalım, bismillah. Var oynayın kız oynayın durmanın ne kari. Ha bu köyün içinin acayip bekari var. Ha bu köyün içinin acayip bekari. Derule den derule derule den derule derule den derule derule den derule. Sevgili seyirciler, şimdi Yeşilköy'ün sakinlerinden emekli müftümüz var yanımda, Mehmet Bal. Şimdi Mehmet Hocam, şu soruyu sormak istiyorum. Neden buraya Yeşilköy dediler? Yani bu köyün aslı Kuru Geriş'tir. Kuru Geriş ta yukarıdan aşağıya epeyce geniş bir yer olduğu için zamanla idare güçlüğünden dolayı 1963'lerde, 2'lerde ikiye bölünmüş. Yukarı tarafı eski orijinal Kuru Geriş ismiyle kalmış. Aşağı tarafta yeşillik manzarasına binaen Yeşilköy ismi verilmiş. Aşağı yukarı 55-60 seneden beri Yeşilköy olarak bilinmektedir. Yeşilköy. Evet, yani Yeşilköy. İsim oradan mı geliyor? Tabii şey oradan geliyor. Yani köy yeşillik, manzaralı, ağaçlık, yeşillik bol olduğu için bu ismi uygun görmüşler. Dolayısıyla Yeşilköy ismi verilmiş. Peki dedelerimiz, yani atalarımız buraya ne zaman gelmişler? Yani bu köyün yerleşim tarihi ne zaman biliyor musunuz? Atalarımızın buraya gelişi büyük bir ihtimalle tahminen 250 en azından 250 seneye dayanmaktadır. Görelinin arkasında Zıva denilen bir yer, Sis Dağı eteklerinde oradan gelmişler. Yaşlı bir çift, sadece bir kız çocukları var. 85-90 yaşına yakın iki karı koca. Oradan kalkmışlar, buraya gelmişler. Neyse, İlk gelenler onlar mı? Evet, adı Pangal Koca'dır. Şu anda okulumuzun önünde Pangal ismiyle malum bir mahalle vardır. Pangal Mahallesi. Pangal Mahallesi. O mahalleye ilk defa oturduğu için, kişinin ismini de Pangal Koca denildiği için hala Pangal olarak bilinmektedir. O mahalleden dolayı da bizim köyümüze Pangal denilir. Aşağıda değirmenimiz var, Pangal değirmeni. Onu gördük, o şelale olan yeri diyorsunuz. Şelalenin az önünde, evet. Heh. Orada köprü var, hala oraya Pangal Köprüsü diye denilir. Ve çevre köyler bizim köyü Pangal olarak bilirler. Pangal. Ismi Pangal. Kalmış. Fakat daha sonra işte o Pangal Koca bir gezmeye gitmiş buraya yukarı. Bakalım ne var ne yok diye. Yani bu taraflara mı çıkıyor geliyor? Tabii oradan yukarı okulun yanına çıkıyor. Şu kıran sırtından Kuru Geriş'in sonuna kadar gidiyor. Akşam gelince hanımı diyor ki ne gördün ne var kimler var oralarda pek insan yok yani. Diyor ki hanım kopkoca uzun kuru geriş bir yer diyor. Kuru ve geriş bir yer. Yani kuru geriş demek kuru susuz demek. Geriş su var ama kullanma imkanı olmuyor. Aşağı dereden akıyor ama kullanma imkanı yok yani ziraatta içmede. Kuru geriş de ismi buradan geliyor. Yani kuru geriş isminde onun bu sözünden kaynaklanıyor ve kuru geriş deniliyor buraya. Uzun zaman kuru geriş olarak devam ediyor. Az önce bahsettiğim gibi biraz evler, aileler çoğalıp bir muhtarla idaresi güçlenince bu sefer 1962-63'lerde ikiye bölünüyor. Yukarı tarafı orijinal Kuru Geriş ismiyle kalıyor. Aşağı tarafı da manzara yeşilliğine binaen Yeşilköy deniliyor. Toprağı biraz azdır. Derin toprağı yoktur ama buna rağmen bir tek bir toprağımız vardır. Belki araba yoluna giden görürsünüz yolun üzerinde 10-15 senenin toprak var. Altı kayalıktır böyle. Kızıl böyle kısım kısım oluyor. Evet kısım kısım. Buna rağmen her türlü ağaç, meyve, sebze her şey yetişebilir. Bütün yani. Nimetlerden faydalanabiliyoruz değil mi hocam? Hepsine falan evet.
Seyirciler, bugün Yeşilköy'ü gezdik, dolaştık. Sabahtan beri yollardayız. Tabii burada emeği geçen abilerimiz var. Yeşilköy'ün muhtarı Niyazi abi ve azası Hasan abi. Öncelikle Niyazi abicim çok teşekkür ederim size. Sizlere hoş geldiniz diyor. Çok sağ olun. TVM'e teşekkür ediyoruz. Ekibine, sizlere, hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ne demek? Köyümüzü tanıttınız. Sizlere sonsuz minnettarız. Allah yolunuzu açık eylesin. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun, var olun. Allah böyle razı olsun. Her zaman bekleriz. Yine İnşallah. Gelin. Tüm Giresun'daki Yeşilköylülere ve Türkiye hepsine saygı, sevgi, selamlarımızı iletiyoruz. Allah yar ve yardımcılar olsun diyoruz. Sağ olun, var olun. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi ağzımıza dönelim ve ağzımızın bir de bir yeteneği var. Ayaklı şemsiye gibi geziyorsun. Bir dönsene ya Hasan abi. Karadeniz'de bu çoktur. Türkiye'nin, ülkemizin, güzel ülkemizin tabii belli yöresinde, kesiminde, illerinde veya köylerinde de vardır ama neden arkaya takılır bu şemsiye? Elde tutulmaz, onu bir söyler misin? Bu bizim geleneklerimizden biri, eskiden beri gelen, bizim gördüklerimizden, büyüklerimizden gördüğümüz budur yani. Bunun bize yüklüğü yoktur. Güneşli günde alırız bunu, yağmurlu günde. Öyle mi? Evet. Koçun boynuzunun koça yüklüğü olmadığı gibi şemsiyenin de bize yüklüğü olmaz. Bunu asarız arkamızdan aşağı. Gideriz yani. Rahatsızlık vermiyor yani. Rahatsızlık vermez. Hasan abi, sana da tekrar teşekkür ediyorum bu arada. Zahmet verdik sana da. Ben de size teşekkür ediyorum. TVM ailesine ve ekibine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Köyümüzü dünyaya tanıtmak için geldiğiniz için. Rica ederiz, bizim için çok büyük bir zevk. Ayrıca buradan Bursa'daki kızıma, damatıma, yeğenlerime, abilerime, İstanbul'daki yeğenlerime ve Şırnak Cizre'de öğretmenlik görevini yapan Eda kızıma sonsuz selamlarımı gönderiyorum buradan. Ayrıca yine köyümün gurbetteki tüm insanlarına da buradan selam gönderiyorum. Peki. Efendim, bizler bugün de bir programın sonuna geldik. Haftaya tekrar aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Haydi gidelim haydi nani nani oy oy haydi nani gum oy oy haydi gelmeyim sun nani nani oy oy haydi nani gum oy oy ha bu kadar yalvardım nani nani oy oy haydi nani gum oy oy bir şey demeyim.